Bu solukla alınan oksijen çok kısa bir sürede akciğerlere ulaşacak. Burada kendisi için özel olarak tasarlanmış araçlara binecek. Bu araçlar oksijeni bütün vücuda dağıtacak. Ve vücuttaki yaklaşık 100 trilyon hücrenin her birine yaşam kaynağı olacak. Burun, soluduğumuz havayı akciğerler için uygun hale getirir. Aerodinamik açıdan harika bir tasarıma sahiptir. Mükemmel bir klima gibi çalışır ve içi özel filtrelerle donatılmıştır. Burnun kıvrımlı yapısı havanın içeride tur atmasını sağlar. Böylece hava ısıtılır ve burun mukozası sayesinde nemlendirilir. Burnun içindeki kıllar bir hava filtresi görevi görür. Toz, bakteri ve polenler gibi yaklaşık 20 milyar yabancı madde girişte bu kıllara takılır. Bu engeli aşabilen zararlı parçacıklarsa ikinci savunma hattına yakalanır. Mukus salgısı. Üst solunum yolları ve nefes borusu mukus denilen jel benzeri yapışkan bir sıvıyla kaplanır. Mukus solunum yollarını nemli tutar. Aynı zamanda akciğerlere ulaşabilecek zararlı maddeleri yakalar. Mukusun bir de yardımcısı vardır. Silyalar. Hareketli birer itici olan silyalar, üzerine yabancı maddeler yapışmış olan mukusu yutağa doğru taşırlar. Burada yutkunma refleksiyle birlikte yabancı maddeler yutulur ve mide asidi tarafından imha edilirler. Ya da bu yabancı maddeler öksürük yoluyla yutaktan dışarı atılır. Şiddetli bir öksürük hızı saatte 960 kilometreye ulaşabilir. Bu da solunum sistemini korumak için ne kadar ciddi güvenlik önlemlerinin alındığının bir delilidir. Burada üzerinde durulması gereken çok önemli bir nokta vardır. Nefes borusunda bulunan silyalar mukus tabakasını yukarı doğru taşırlar. Üst solunum yollarında bulunan silyalarda tam tersine aşağı doğru bir hareket olur. Her iki bölgede de yabancı maddeler yutağa doğru taşınmaktadır. Her iki farklı bölgede bulunan milyarlarca silya hücresi yutağın nerede olduğunu adeta bilir. Akciğerlere uzanan yolculukta kat edilen en uzun mesafe nefes borusunun içidir. Nefes borusunun yapısı da insan vücudundaki mükemmel tasarımın bir başka örneğidir. Nefes borusu halkalı bir yapıya sahiptir. Kıkırdak bir dokudan oluşur. Bu da farklı yönlere hareket imkanı sağlar. Eğer nefes borusunun yapısı etten olsaydı, yumuşak yapısı nedeniyle sürekli tıkanırdı. Bu da nefes almamızı imkansız hale getirirdi. Eğer kemik gibi sert bir maddeden yapılmış olsaydı, bu sefer hareketlerimiz büyük ölçüde sınırlanırdı. Ancak nefes borusunu oluşturan kıkırdak yapı hem her türlü harekete uyum gösterir hem de esnekliği sayesinde daima açık kalır. Nefes borusunun hemen giriş kısmında yine çok özel bir tasarım vardır. Bu tasarım her yediğimiz yemekle hayatımızı kurtarır. Nasıl mı? Soluk borusunun hemen girişinde epiklot isimli bir kapakçık bulunur. Bu kapakçık, yutkunma esnasında soluk borusunun girişini otomatik olarak kapatır. Bebekliğinizden bugüne kadar yediğiniz binlerce yemek sırasında 10 binlerce kez yutkundunuz. Ve her seferinde bu kapakçık tam doğru anda soluk borunuzun girişini kapattı. Siz onun varlığından haberdar bile değilken, üzerinde hiçbir kontrolünüz yokken bu kapakçık hep en doğru anda soluk borunuzun girişini kapatarak hayatınızı kurtar. Vücut dokuları günlük faaliyetleri sonucunda karbondioksit üretir. Bu karbondioksit kan yoluyla dokulardan uzaklaştırılır. Karbondioksitle yüklenen kan kirli kan. İnsan vücudunda yaklaşık 5 litre kan bulunur. 5 litre kanı havalandırabilmek için bu kanı 100 metrekarelik bir alana yaymak gerekir. Bu alan bir tenis kortunun toplam yüzey alanına eşittir.
akciğerleri. Akciğerler yüzlerce kola ayrılmış bronşlardan oluşur. Bronşların uçlarında her biri toplu iğne ucu büyüklüğündeki alveoller bulunur. Sağlıklı bir akciğerde toplam 300 milyon alveol vardır. Alveollerin yüzey alanlarının toplamı bir tenis kortu büyüklüğündedir. Bronşlardan geçen hava alveollerin içine dolar. Alveollerin içi kılcal damarlar yani kapillerle örülüdür. Alveol ve kılcal damarın birbirlerine temas ettiği bölge çok ince bir dokudan oluşur. Böylece kan ve hava arasında gaz alışverişi yapılabilir. Kirli kanda bulunan karbondioksit ve havada bulunan oksijen işte burada yer değiştirir. Ve kirli kan alveollerde temizlenir.